Selamlar dostlar. Bugün karşınızda yeni bir Turan serisiyle beraberim. Bugün yine Türkiye oyunu olacağız yani anlayacağınız. Vanilla'dayız. Herhangi bir mod yok. Bütün DLC'ler açık. Yeniden tüm dünyayı almaya çalışıyor olacağız. Önceki rotamızda değişen çok bir şey yok açıkçası. Bu arada kanalın en iyi videosu oldu. En çok izlenen, en güzel yorumları alan video oldu. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Çok güzel bir Türkiye videosuydu gerçekten. Bu noktada şimdi onun üzerinden yani neler değişti derseniz Açıkçası çok bir değişim yok ama aynı şeyleri yapmamız daha zorlaştı. Nerf yedi çünkü bu patikamız. Nerf yediği noktaları size gösteriyor olacağım. Zaten ilk en büyük engel açıkçası savaşı olabildiğince erken açmadığınızda çok hızlı bir şekilde garanti yiyorsunuz arkadaşlar Yugoslavya üzerinde. O yüzden onu nasıl bertaraf edeceğinizi bu videoda göstermeye çalışacağım. Onun dışında ordumuz, düzenimiz, her şeyimiz aynı. O yüzden ben eğer rehber gibi takip etmek istiyorsanız Birinci serimizi çok öneriyorum açıkçası. Çok güzel video. Gidin izleyin. Güzel editledim onu. Bu videodaysa birazcık daha şu an yapabiliyor muyuz? Güncel durumda neler değişmiş? Update gibi düşünebilirsiniz. Bu aslında onun sonraki bölümü yani. İlk önce o bölümü izleyin derim. Ben de sonuçta yeniden yapıyorum bunu açıkçası. Ama her türlü iyi seyirler dilerim. De birazcık oynayalım. Vigo açarken savaşı geri döneriz. Abi bu noktada birazcık oynadık. Cooperate with the Depth Council'a geldiğimizde bu noktada şunu yapıyoruz normalde. Yarısında savaş açıyoruz biliyorsunuz. Bu sefer şunu yapacağız. Yarısında savaş açabiliyor oluyoruz. Bu bunu yapıyoruz çünkü bu bittiğinde direkt savaşı açabiliyor hale geleceğiz. Biz şu anda savaşı çok erken açmak istiyoruz abi. Yeni rotamızda en büyük değişimlerden bir tanesi bu. Aynı zamanda Atatürk'ü hayata tutmaya çalışacağız abi. Bunu yapmanın da bir yolunu buldum. O yüzden kurtarabiliyorsak kesinlikle kurtarmak isteriz. Buffların yarısı ülke üzerinde kalıyor çünkü gerçekten de işimize yarar. Şimdi bu 60 güne düştüğünde açıkçası buna basmamız gerekiyor. Öncesinde basmamıza gerek yok. Bu eventi gereğinden hızlı bir şekilde bitirme gibi bir mevzu yok. Sadece durumu kötüleşiyor yani. Fakat henüz durum hala stable iken eğer siz gidip de faşiste geçebilirseniz o zaman ölmüyor abi. Hayatta kalıyor. Bu da gerçekten bizim işimize gelir yani. Gördüğünüz gibi zaten çok az kaldı %30 olmasına bunun. %30 olduğunu değiştirebiliyoruz. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. %30 olmasını hızlandırmak için şuradan bir kere Revolution bastım. Onu da söylemiş olayım arada kaynamasın ama şimdi basalım. Kendiniz retire ederseniz abi ölme ihtimali var yine de. O yüzden kendiniz itrar etmeyin. Onun yerine %30'a çıkarmaya çalışın şunu. Zaten çok hızlı bir şekilde çıkıyor. Birazdan tamamen çıkmış olur. Gördüğünüz gibi şeyimiz de geldi. Artık açabiliriz bu savaşı. Savaşı açmadan hemen önce bu elemanı alıyor olacağız. Mehmet Emin Yurdakul. Stability War Support Justify War Goal Time. Bizim hayatımızı kurtarıyor olacak açıkçası. Şimdi o yüzden Justify'ımızı atalım. 65 güne atabiliyoruz buradaki Justify'ı. Normalde 90 gün oluyor bu. Şimdi buradan şunu yapabiliriz artık. Ee, tamam abi. Bu saatten sonra yapacağımız şey Bulgaristan'a savaş açmak olacak. Ondan sonra da Fransa ve İngiltere'ye durmaksızın şey basarak ve onda da improve relations basarak savaşı olabildiğince hızlı bir şekilde açmaya çalışacağız. Şimdiden bununla mesela başlayabiliriz. de aynı anda atmıyorum ki birazcık political power biriktirelim. Hızlı bir şekilde ya yani çok erkenden başlarsanız bazen şey olabiliyor yeteremeyebiliyorsunuz. Durmaksızın şey atmayın, improvisation atmayın. Neyse önemli değil. Şu anda gördüğünüz gibi bunlara saldırıyoruz. Bunlara zaten savaş açana kadar diğerine just fire bile başlamayacağız. Merak etmeyin onu. Şimdi oyunun neden değiştiğini söyleyeyim sizlere. Yugoslavya ile Fransa'nın arası bozuk ya. Şimdi bizim normalde savaşı birazcık geciktirip açtığımız senaryoda Yugoslavya ile bunun arası düzeliyormuş abi yeni yamada. Ve o düzeldiği noktada Fransa bu zaman... Garanti atıyor abi. Çok saçma biliyorum ama böyle bir durum var. O yüzden savaşta olabildiğince hızlı açmalıyız. O yüzden hem fokuslarımızın yerini birazcık değiştiriyoruz hem de ekstradan bir tane advisor alıyoruz daha hızlı savaş açabilmek için. Şimdi bu noktada da artık gidip bunlara da improve relations atabiliriz. Gördüğünüz gibi çok az political power kazanıyoruz şu anda. O yüzden onu birazcık beklettim. Şimdi ise bunlara peki hangi political power'la justify atacağız da sonrasında elimizde kalacak? Çok güzel bir soru. Bir süre fokus almayalım biz ki azıcık political power olsun elimizde bence. Military factories diyor bu arada. Şuraya basabiliriz. Bir tane de çelik alalım. Bu erken oyunu birazcık zorlaştırmışlar bizim için arkadaşlar. Bu birazcık nerf yemiş. Ama normal. Türkiye birazcık fazla güçlüyü zaten. Bizim işimizi birazcık zorlaştırır. Oyunda daha zevkli yapar bence. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi Bulgaristan'a girebiliyorsak girelim abi. Bulgaristan Savaşı biliyorsunuz zaten her zamanki gibi. Şuradan dalacağız. Buradan bizim çocukları yollayacağız. Onları yollamadan önce zaten donanmayı getirmemiz lazım. Ama ilk önce alttakiler saldırsa daha iyi olur. Siz öncelikle bir şuraya alalım beyler. Aşağısı saldırdı. O zaman buradan basıp yollayabiliriz çıkarmamızı. Şimdi işte birazcık fokus almayacağız. Onun yerine... Ne yapacağız biliyorsunuz gideceğiz ikisine de improve relations atacağız her ilişkimiz birazcık daha iyi olsun different ideoloji yüzünden birazcık yiyoruz birazcık da diğer world tension diye bir küçük bir faktör var orada ondan yiyoruz önemli değil bunlara başladık abi gördüğünüz gibi ikisiyle de improve relations yapıyoruz şu anda düşürmeyeceğiz bunu bilerek. Tamam şuraya basarsanız ikisiyle de improvements yaptığınızı görebilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz hepsini. Bunda bak 60 günü kalmış. Aynı zamanda bir yandan şunları da yapayım. Bu noktada sizin bu 200'lük uh, event'i yapmanız gerekebilir. Buna birazcık political power ayırmanız gerekebilir. O noktada başka yerlere harcamayacaksınız onu. Ben bu noktada gerek kalmadı. Fatherland First yapabiliyorum şu anda. Güzel oldu o yüzden. Burayı da kırarsak hiçbir problem kalmayacak. Kırdık işte süper. Şimdi burayı yayacağız abi. Al imza hatta buradan çıkaralım. Elin A'ya beyler siz. Beyler yeni bir çıkarmaya yolluyoruz. O da İzmir'den şuraya gitmek olacak. Abi bir event çıkıyor bazen. İtalya'yı embargalamak için. E, embargolayın abi eğer o event çıkarsa. İngiltere aranızı bozmaya değmez. İtalyanlara Chrome ve verdiğinizde ve onların yanında faşist olarak aynı ideolojiyle durduğunuzda zaten size İngiltere türlü vereceklerdir. O yüzden herhangi bir problem yok yani o açıdan. Şimdi bunları öldürmememiz lazım biliyorsunuz zaten o mevzuyu. Öldürmeyeceğiz bilerek. Bunları improve sakın unutmamalıyız. Tamam şuradan takip edebiliyoruz dedik zaten. Peki abi buradan ittirmeye devam. Buradan ittirmeye devam. Oyunu birazdan yavaşlatabiliriz. Henüz daha 26 gün olmuş. 40 gün kaldı abi. Oyundan kritik noktası burası şu anda arkadaşlar. Burayı Olmazsa oyuna yeniden başlıyorsunuz yani. Yapacak bir şey yok. Ama olursa da herhangi bir problem kalmıyor. yalla olacak zaten. Bir sıkıntı olmayacak. 12 aylığınıza yapabiliriz şimdi. Kaç gün? 35 gün kaldı. Recep Peker geçti abi başa. Atatürk'ü de kurtarmış olduk. Süper oldu o iş. Bafları kalacak bizde. 120'ye bunu yapabiliriz. O bizi kurtardı, biz de onu kurtardık abi. Bence güzel. 35, 30 gün kaldı. Haydi, haydi, haydi. True Relations'ımız durduğu sürece yani daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden onları izlemeye gerek yok abi. Bir bakacağız şimdi. Garantiyi yemişler. Çok üzücü olur. İnşallah yemeyecekler, İnşallah yemeyecekler. Tamam, bunları şimdi bir durduralım. Bizim çocuklar çok ilerlemişler. Rum beyler. Yapacağınız şey söylüyorum abi. Şu şekilde durmalarını isteyeceğim. Sigma'yı alın abi siz. Bunun için tabii ki öncelikle bir Plowdive'i almamız lazım. Şuraları kırmaya çalışalım. Yalnız şu an bununla uğraşabilecek şey de değilim. Buraya alın siz beyler. Kendi kendiniz. Burayı geri aldıysanız yeniden bir front dönebiliriz. Sınırımız olmaması lazım Yugoslavia ile savaştan önce. Asıl mevzu bu yani. Bak şu sınıra gitmenizi istiyorum. ha. Anladılar bence onlar o işi. Okey. Ondan orayı çözer. Yugoslavya garantiyi yememiş. 15 gün. 15 gün kaldı. Yavaşlat. 3'ü al. Ş şak şak hemen şey yapacağım abi şu an. improve basacağım. Hadi. Bir gün geçti. <laughs> şu an tetikte bekliyoruz arkadaşlar. Maalesef böyle. Yapacak bir şey yok. Yugoslavia istiyorsan böyle dileneceksin abi. Azıcık peşkeş çekiyoruz bunları ama gün gelecek, gün gelecek bunların ülkesi olmayacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Haydi ustam. Or artıları sıkıntı yok. Bekliyoruz bakalım. Neyse siz de benimle stresli bir şekilde beklemeyin. Bakalım hadi. Yani son improverlarımızı da attık. 6 gün kaldı. Savaşı açtığımız sürece herhangi bir problem kalmayacak hızlandıralım. Evet. Oğlum oh, işte bu. İşte bu arkadaşlar ben söyledim atmıyorlar abi ya. <laughs> Yorumlarda atmıyorlar merak etmeyin. Improve atın falan dediğim arkadaşlar kusura bakmasın. Durumun değiştiğinin ben farkında değildim yeniden denemediğim için. Gördüğünüz gibi güncel durumda da yapabiliyorsunuz aynı şeyi ama biraz daha stresli oluyor. Biraz daha erken açmanız gerekiyor savaşı. Sık sıkıntı yok. Sonuç olarak açtık abi savaşımızı. Herhangi bir problem kalmadı. Şimdi artık bu çocuklara toplarını verelim. Ve bunlar artık burayı bitirsinler bence. Raport artırılıyor. Al ustam. Haydi temizleyin burayı beyler. Öyle agresife bile alabiliriz. Baları temizlesinler. Sofya'yı aldığımızda zaten bitecek bu savaş. Birazcık zorlanıyorlar şu anda ama sıkıntı yok. Hallederiz biz orayı. Yugoslavya ile savaşa girdiğimizde abi zaten problem kalmıyor açıkçası. Bu noktadan sonrası bizim klasik Yugoslavya savaşımız. Olay şu bunlarla ilk başta sınırımız yok. O yüzden adamlar hiç asker yığmayacaklar sınırımıza. Ondan sonra bir anda sınırımız olacak. Biz şuradan yardıracağız. Sonrasında orada birazcık duraksama olacak adamların ordusu da geldiğinde. O zaman da biz bu çıkarma ordumuzu yollayacağız. Dikkatini dağıtacağız. Orduları ikiye bölündüğünde de gereken her şeyi yapmış olacağız açıkçası. Sonrası kolay. Bu şekilde planladık yani. Planımız gayet güzel. işiyor her seferinde. O yüzden güveniyorum planımıza. 2K silah eksiğimiz varmış şu an. İtalyanlara kromumuzu verelim. Tamam İtalyanlar bizi sevdi. Adamsınız dediler. Tabii ki kardeşim. Militeri aksesi aldık o yüzden abi tak diye. Süper oldu bu olay. Şimdi buradan research yapabiliriz birazcık. Şunları yapalım mı? 300 gün diyor. 300 gün biraz fazla geldi bana. Buradan yürüyelim onun yerine. Şirketi seçmeyi unutmayın. Abi. Buradaki şirket mekaniğini anlatacağım. Birazcık level up olsunlar. Şirket mekaniği önemli çünkü bizim Koş Ticaret AŞ diye böyle bir şeyimiz var. Bize bayağı bir buff veriyor o endüstrimize. Onu açmak için artık 3 tane 4 seviye şirkete ihtiyacımız oluyor. O şirketleri de almak için bayağı bir research yapacağız. Bayağı bir üretim yapacağız yani. O yüzden uzun uzun uğraşacağız onlarla. Bu videoda güzel öğreneceksiniz bence onların mekaniğini. Merak etmeyin. Şuraya saldırmayın koçum. Şuraya saldırma. Şuraya saldırın agresiften normale mi alsak acaba? Sofya alın abi işte. Abi. Romanya ya. Bu. Herkes yapıyor ya. Yapın abi hadi. Ben güveniyorum sizlere. Buraya alacağız. Ondan sonra Yugoslavya'dayız. Bu arada bunların hepsine lokal polis force basıp şuraya da reconciliation basacağız. Onu da unutmayın abi. Önemli. sonunda kırdık burayı. Böyle bir durumla karşılaştığınızda yandaki provinslere saldırarak oraya asker akışını kesebilirsiniz. Ben onu niyeyse yapmadım şu zamana kadar. Ondan ittiremedik bir türlü. Niye durdunuz oğlum? Girmiştiniz işte. Aa. Bu Sofya ile ilgili bir problem var arkadaşlar. Sıkıntı yok. Onu da bitecek diye umuyorum yani. Adamlar yürüyordu içeriye sonra durdular taktiğe yani anlayamadım neden. Pinlemek deniyor bu yaptığımız harekete. Ama abi. Bulgaristan bu kadar uğraştırdı. Yugoslavia'yı tak kessek süper olur. Şimdi abi orduyu yeni yeni getiriyorlar buraya. Açıkçası birazcık kötü etkilendik bundan. Çünkü hafif bir sınırımız da olsa oldu. Oraya hemen asker yıldılar onlar. Hint yok. Savaşta izleyemem hemen koşturdular tabii ki. Hemen ittirmeye başlayalım. Taplay bastım hemen. Hızlı bir hızlı bir ofensif deneyelim şuraya. Hazır orduları hala yoldayken. Alabildiğimiz toprak. Alabildiğimiz toprak yanımızda kalır yani. Sonrasında zaten diğer taraftan çıkarmayı yollayacağız biliyorsunuz. Çıkarma bunların dikkatini dağıtacak olan şey. Ama reis birazdan dur diyecektir bize. Dediğimde duracağız. Şimdi buradan or geçmek isterdik ama 150 olmamış henüz yani şurası. Ben bir nasyonalizm basayım şuradan. Tamam. Reis dur diyor. Durduk. Donanmaya getirin. Donanmaya getirin. Reis sil. Birleştirelim. Ve Gelin abi. Şimdi amaç hepsine basmak olacaktır. Hepsine basmıyorsa denizin ortasına yürütün. Ondan sonra basın. O zaman basar. Yola çıktık abi. Haydi bakalım. Silahları yapalım. Şirketle beraber yapmayı unutmayın. Ne yapabiliriz? Aynı zamanda doktrin yapacağız ama doktrinden önce şunları doldursak iyi olur. Flexible Organization ben kullanmayı severim. İyidir. Gittik değil mi? Yoldayız. Aynen. aksesimiz var mı? Var. O da çok güzel. Savaşı göstereyim madem. O kadar gösterdik şu zamana kadar zaten. Gördüğünüz gibi geldik. Artık bunlarla yeni bir taktiğim var abi. Direkt gidiyorum şuradaki dağın yanına sırnaşıyorum. Bu noktada zaten dağcılarımız var bir sürü bu tümenlerin içinde. Dağın içine girdiğiniz anda zaten hiçbir şey yapamazlar. Biz buradan kovamıyorlar yani. Kovarlarsa da şuraya kovuyorlar. Biz de geri olanın içine geri yürüyoruz. Evet güzel oluyor yani. Ben yani şunları kurtarmamız lazım. Böyle enayi gibi yakalanırsanız kötü olur beyler yani. Nasıl geçemediniz oradan bilmiyorum. Saate kadar. Neyse bu çıkarma birazcık fail oldu. Çok bir şey yok kurtardıklarımızı kurtarırız. Şimdi siz buradan yarın nasıl? Siz buradan yarın. Gördüğünüz gibi geri itildik çünkü bu geri zekalar buraya giremediler. Hem değil, önemli değil. Asker komutanı kadardır değil mi? Yürtelim abi şunları madem öyle. Bana ittirelim birazcık. Diğer taraftan yeni bir çıkarma yapmak zorundayız artık. Ne bir de onunla asker de basacağız biraz. 3 division basalım. Ali 4 olsun. Şöyle indirebilmemiz gerekir bizim aslında. Niye indiremiyoruz? Birazcık eğitilsinler öyle indiririz. Sıkışmadınız değil mi Nasıl Siz orada sıkı. Sıkarın da. Önemli de değil. Configure. Tamam. Şimdi yeni çıkan askerlerimizle karma yapacağız seri bir tane. Buraya katılın. Karma yapacaksın. Nereye? Buraya. Hazır olduğumu mu direkt gideceğiz. 28 gün. Teker teker koysak daha hızlı gideriz de. Şu an aşırı acelem yok. Bu savaşı 39'un başına kadar süreniz var bitirmek için. Yani o kadar da böyle o hemen kazanmalıyızlık bir durum yok. Ama tabi buraları birazcık daha parlatarak, birazcık daha cilalı yapabilirsiniz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yani bizden utancımız kalmadı abi. Zaten her halimizi gördünüz şu noktada. Yayınları izleyenler bilir. Oyunda her şey hiçbir zaman mükemmel gitmez. Ama gide gittiği kadar, gittiği kadar. Ha değil. Şimdi buradan bunları yollayacağız. Zaten 28 gün dolmuş şimdi bakın kırmızı gösteriyor da şuraya yürüteceğiz. Görevi kapattığınızı yürütürebiliyorsunuz. Sıfır şeyi kalmış o yüzden şu an biraz yavaş geliyor. Yakıt kalmamış. ve yakıtsız da yapabiliyorlar bu görevi. Ne işe yarıyor bu neydi ben bunu anlayamadım da. Önemli değil önemli. Zaten buna gideceğiz de henüz daha yeterince biriktirememişiz. Reis saldıralım diyor hala. Kaldırmamayalım. Durum ama. Durmasak. Çünkü şimdi bunlar gelecek buraya. Geldiniz. Hoş geldiniz beyler. Ben girin oğlum oraya. Ben yürüyün oğlum sizde de. Güzel. Şimdi bunları buraya çektiysek hemen yarmamız lazım buradan. Ekstra supplies la yarmamız lazım. Seri yarmamız lazım. Bunlar şimdi orayı birazcık tutacaklar en azından. aynı zamanda dağcılarımıza da direkt verme taraftarıyım. Direkt verelim onlara. Ben Tension kassınlar oradan bir şekilde. Bunu hemen al. Hemen al onu. Hemen aldık onu. Open circle burası. Yiyin oğlum bunlara. Afiyet bal şeker olsun. Her şirketimiz level atlamış. Soft attack veriyor. Güzel. Nedir? Production veriyor. Evet. Tamam. Aa, bu noktada orduyu yerlerimize gitsek fena olmaz. O da şuradan zaten. Aynı zamanda ilk doktrinimize daha yetmiyormuş. Yani ne yaparız? Hungry döndü bile. Hungry döndüyse bizim yavaştan artık bu savaşı yapmamız lazım. Bitirmemiz lazım. Haydi beyler. Buraları yaracağız şimdi. Gördüğünüz gibi zaten ordu ikiye bölündüğü için bunlarda Burada daha az asker var şu anda. O yüzden burayı ittirebiliyoruz. Öncelikle bir şurayı temizlesek zaten çok güzel. Nük sağlayacağız onların ordusuna. Hadi bir temizleyelim hemen. Bir yere düştü şurası. markadakileri arkadakileri hemen sokalım geriye. tamam. Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar oraya. Hadi burayı temizleyin. Haydi burayı temizleyin gençlik. Modernizing the Army'den. devam ke. Tamam abi. Oradan şimdi organizasyon debuff'ımızı kaldıracağız. Güzel olacak o iş. O zaman da ben şuradan bir şey alayım. Elik çöz bize. Sovyetler Birliği'nden alıyoruz. Yatırım abi. Yatırım. İleride bizim olacak oralar inşallah. Uran toprakları. Uran toprakları abi. Tamamdır. Burayı almamızla beraber zaten çok güzel bir önümüz açıldı bence. Yardır oğlum yardırın. Agresife bile alabiliriz bence sizi şu anda. Genel birazcık şey ama. Emin değil ama. Ben eminim usta gidelim. Gidelim gidelim. Belgrad'ı aldık. Bu noktada Belgrad'ın etrafını çevirip etrafa sapla gitmemesini sağlayabiliyorsunuz. Öyle bir taktik öyle bir strateji de var. Onu yapmayacağım şu anda ama. Havaalanını alalım bu arada. Bu havaalanı bize bayağı bir yardım eder onu aldık. Bunların uçakları var çünkü. Rising oh. army yapmayalım. Engineer 2 research demiş olmanız lazım onun için. Research'lü olmanız lazım veya öyle söyleyeyim. bana benim bayağı political power'ım var yalnız. O ekonomiye geçelim artık. Ertelememiz hata. Army maneuver'a geçelim. Bir de bir army regrouping export alalım. Her şey çok güzel gidiyor açıkçası. Şu an kutlamak için Macaristan'a saldıracağız. Kaç gün? 55 gün çok. Ne yazıyordu okumadım ama inşallah önemli bir şey değildir. Önemli bir şey olamaz. Kimseyle savaşta değiliz. Ülke yerinde. Tamam. 3-0. Çok o zaman. Çok iyi. İyi abi. Bu savaşı kazandık. Gördüğünüz gibi birazcık gergin, birazcık stresli ama ilginç bir oyun oldu. Macaristan'a da dalalım. Alalım buraları madem. Tabi yeni researchlerimiz Improved Artillery ve uçaklar. Uçaklara başlıyoruz yavaştan. Yeni silahları da açtık bu arada. Onları da hemen üretime başlayacağız. Yugoslavia bitti. Yugoslavya hemen aneksliyoruz. Gerçekten susar oldu bu. Tamamdır abi. Herhangi bir şeyin gerisinde değiliz şu an. Bulgar-Yugoslav savaşları bir tık uzadı ama herhangi bir problem yok. Hata payımız var zaten orada. Şimdi Macaristan'a dalmadan önce bunların birazcık daha toprak aldıkları böyle bir anlaşmamsız bir şeyleri var. Onu bekleyeceğiz. Oradan daha fazla toprak koparmak çünkü her türlü yararımıza olur. Eğer bu Justify'ın içinde değilse bekleriz. Bu Justify biter. Sonra bir daha Justify atarız. Zaten Justify atmakla ilgili bir sorunumuz yok. Faşist ülke yani bir şey olmaz. Bunlar birazdan hafif büyüyecekler yani şurada. O zaman açacağız onlara savaşı. Merak etmeyin. Gayet kolay zaten bunları yenmek. Hangi problem olmayacağını düşünüyorum yani o noktada. Aynı zamanda bu Claudius Agreement fokusunu yapmadan önce Buradaki bakın Claudius Agreements. Şu faşistlere giren. Burada abi şöyle bir mevzu var. 65 veya daha fazla krom üreten yerlere bunlar military factory basacaklar. O yüzden bakın şu iki yere yol yapıyorum şu anda. Bunlar bu yüz şekilde 65'in üzerine çıkacak. Kayseri'yi maalesef çıkaramıyoruz 65'in üzerine denediğimizde de. Gördüğünüz gibi 65'in bir altında kalıyor. Onu bilerek yapmışlar bence zaten. Sıkıntı yok. İki tane daha military factory yani neden olmasın aldılar gördüğünüz gibi o toprakları. O yüzden şimdi Justify attığımızda yine 50 günde alacağız orayı. Daha çok toprak almış olacağız. O toprağı öbür türlü oyun sonuna kadar alamazdık abi. O yüzden birazcık bekleyip sonrasını atmakta bence herhangi bir problem yok. Tüm iller bittikten sonra bu arada bunların hepsini yolunu bir fullleyelim. Bence bu da güzel bir yatırım olur buraya. Öyle yani abi Macaristan'a da alacağız şimdi. Ondan sonra biliyorsunuz sonraki hedefimiz Yunanistan ve Romanya oluyor. Ha, bu ikisine de dalarken zaten önemli nokta. Engineer 2 ne olacak abi? Araba yapmaya başlayacaksın. Bir yandan Naval Bomber yapacağız. İngiltere filosu için. O olay da çok önemli. Bu şekilde yani normal rotamıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişim yok. Çünkü herhangi bir değişime sebep olacak bir şey yok. Yani şu anda sadece bir tık daha güçsüzüz belki. O da şu koç ticaret aşağı yapmak için normalde yapacağımız hamleleri yapmıyoruz şu anda. Neden? Çünkü yapamıyoruz zaten koç ticaret şeyi şu anda. O yüzden... Başka şeylere odaklanıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın bir sürü top ürettim. Bunların yanı sıra işte support ekipmanı üretiyoruz falan. İşte yapacağız yani bir şeyler. Üretiyoruz. Uçaklara vereceğim abi buradan sonraki fabrikaları muhtemelen. Uçaklar gayet önemli olacak çünkü bu saatten sonra. Onun dışında şimdilik fazladan support ekipmanı üretebilir fazladan fabrikalarımız. Yeni uçağı bulmamız lazım. Yeni uçağı bulduktan sonra bir naval bomber çizeceğim. Bu şimdi eski uçak frame'i. Yeni uçak frame'ini bulacağız. Aynı zamanda arada da bir zaten şuradan şey eklemem gerekiyor bakın. Peki Doğan neden? Çünkü bize birazcık XP lazım onu yapabilmek için. Tamam abi onun dışında bir sıkıntı yok. Aksis'e sakın şu anda girmeyin. Aksis'e şu anda girerseniz düşmanlarınız Eliza katılacaktır. Gerek yok. Biz zaten Eliza e savaşa girmeden bir süre götüreceğiz bu işi. Şimdi abi ben bu videoyu birkaç kere çektim. Yalan olmasın. Neden birkaç kere çektim? İşte hatırlamadığım kısımlar vardı. Hoydor'da yeniden geri dönüyorum falan filan. En büyük hata şu oldu abi şu ana kadar. En pişman olduğum şey donanmayı çıkarmayı unuttum Eliza savaşa girmeden önce. O hatayı sakın yapmayın. Donanmayı çıkaramazsınız Eliza savaştaysanız. İki girişi de kontrol ediyorlar. Tamam ona dikkat edeceğiz abi. Onun dışında herhangi bir söyleyeceğim bir şey yok. Bu savaşları yapın abi. ve garantiyi yemediği sürece zaten çok aşırı böyle bir problem çıkmıyor açıkçası bence. Run'ınız yani şeyimiz gayet güzel. Patikamız hala gayet güzel. Hafif RNG olmuş erken oyunda. Ama o RNG'yi de birazcık daha erken savaş açarak ve de Justify'ı azaltan advisor'ı alarak şekilde dengeleyebiliyorsunuz. Durum bu şekilde yani arkadaşlar. Şimdi birazdan bir fokus yapacağız. Buradaki researchlerimizi hızlandıracak. O yüzden açıkçası şu an research yapacak bir şeyler arıyorum. Bunu yapabiliriz belki. Öyle yani. Zaten Macaristan düşecek şimdi. Macaristan düştüğünde de biz ordumuzu Yavaştan yeni cephelere hazırlarız Bu şekilde düşünüyorum Aynı zamanda doktrinimizi göstereyim Mass Assault gidiyoruz abi erken oyunda bize vereceği Manpower için Sovyetleri alana kadar abi o manpower gerçekten kritik oluyor Türkiye'de ama Sovyetleri aldıktan sonra zaten Turan yaptığımız için Baya bir nüfus gelecek o açıdan yani bir sıkıntı Olmaz ama onu yapana kadar Lazım Mass Assault Ondan sonra da muhtemelen zaten Super Firepower'a döneriz Dönebiliyorsunuz çünkü öyle bir etkiniz var yani. Production Efficiency Game basacağım sana buradan reis. Peki abi o zaman yeni savaşımızı hazırlanalım. Yeni savaşımızda zaten şuradan Yunanistan'a dalmak olacak. Bu noktada şimdi bayağı bir asker indirmemiz lazım. Bizim elimize böyle bir 40 tane falan lazım bunlardan bence. Böyle direkt indirebiliriz hatta. Şöyle 6 tane daha istiyorum bundan reis. 6 tane daha hazırlayın tamamdır. Bunları yerde eğiteceğiz. Niye 40 tane derseniz öncelikle bir eğiteyim sonra konuşalım. E tabi yeni uçağımızın bulunmasıyla hemen yeni bir uçak çiziyoruz. Şimdi bir tane Light Torpedo Mounting bir tane de aslında üzerine şey koysak. Aa, bu ikisi daha güçlü bunlardan. Şu mu daha güçlü? Ground 8, Ground Attack 6. 8 tamam. 8'i koydum. Şundan böyle bir tip üreteceğim abi. Hem kese yarasın birazcık hem de birazcık şey yapsın değil mi? Naval Bomb'lasın. Naval bomblamak için zaten gereken tek şey yani Naval Bomber torpidosu koymak. Buna bir tane de güzel motor koysak güzel olurdu. Güzel motoru yetiştirememişiz bunun için. Yani 9 gün sonra zaten çıkıyorsa koyarız biz ona güzel motoru. Onu da modifiye edeceğiz yani. Onu da göstereyim nasıl yapacağınızı. İki tane güzel motor koysak bence zaten keser bunu. Uçak yönetmeye şimdi başlıyoruz. Bakın 2. Dünya Savaşı yeni başladı. Yetişebiliyorsa siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Diye söyleyeceğim. Engine 2'yi de bulsunlar bakalım. Sonraki uçağa koyarız onu. Tamam şimdi alıyorsun bu uçağı. Bakın create variant diyorsun. 2 engine, 2 engine 1, 6. Tamam. Buradan da şimdi 5 tane faktörü alacağım. Uçaklara vereceğim. Da koyuyorken 7 tane koyalım şimdilik. Üreteceğiz abi onlardan. Onlara şimdi malzeme almamız gerekecek yalnız. O olay önemli. Ben şunu aldım bu arada. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok abi. Sovyetler Birliği'nden iki tane alalım bundan. Abi iki tane istiyorum ya. Okey bro. Bir tane de bundan alacağım. Hazır şeylerle allies'e savaşta değilken işimize çok yarar. Öyle yani abi bu şekilde. Ben doktrinden devam edeceğiz. Şu anda savaşımızı açmamıza engel olan şey Almanların Fransızlara komple girmiş olması lazım abi. Bizim o savaşı açmamız için. Kuralımız budur yani. Bunlar iki seviye olmuşsa bu arada daha çok silah harcamayalım. Zaten eğitim o kadar da. Ya yani bunlar zaten tutacaklar sadece şu anda. O yüzden o kadar da kritik değil yani. Bunun 10 tanesini şimdi ayırıyorum. Bu 10 taneyi ne yapacağız? Bunların 6 tanesi piyade tümeni olacak. Bunları şuraya yollayacağım. 30 kişi yönetebiliyormuş çünkü reis. Sonra bunun dördünü de şu şekilde burayı korutacağız bunlara. Dört tane il, iki tane buraya, iki tane buraya olacak. Bunlar çünkü şey Yunanlar olur da Türkiye'ye çıkmaya çalışırsa diye. Herhalde deniyorlar onu bir kere ama demezler. Böyle Kazım Orba'yı koyalım madem. Hatta buraya başka birini koyalım. Kazım Karabekir'i koyalım. Kazım Orba'yı da buraya koyalım. Tamam. 6 tane bunun da ekstradan şeyi var. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Bunları da sana veririz reis. Tamam mı? Oldu abi bence. Bu noktada zaten Şimdi reis burayı ittirmeye yeterli olur. Özellikle de ona şimdi top vereceğiz. O sayede daha da kolay ittirebilir. Topları şuradan ekliyorsunuz abi bakın. Bir tane artıları ekleyebiliyoruzdur zaten muhtemelen. Aynen. Ekledim abi taktiğe. Bunları ikiye bile çıkarırız birazdan. Kıntı olmaz. Tamam abi gayet güzel gördüğünüz gibi. Şimdi boğazlı tükaylara birazcık buff atacağım. Şuna 5 ekleyelim. Şuradan bir de kürek verelim sizlere beyler. Piyade tümenlerime de kürek vereceğim. Zaten küreğimiz bol. Eyi dağıtacağım yani baya. Bakalım ne kadar eksiğimiz var. Eksiğimiz varsa da yok bile. Süper, süper gerçekten. Itirmemize de yardım ediyor kürekler. O yüzden gerçekten optimal yani. Noktada kürek specialisti de almamız güzel oldu. XP harcamadık ona. Şimdi buradan o zaman seni onlayalım. Mantıklı bu. Ama abi Kazım Orbay birazcık şikayet ediyor. Ordumuzun güçlü olmadığını söylüyor bunlara karşı. Ama elimizdekini getirdik usta. Yapacak bir şey yok yani. Peki abi o zaman ben açıyorum artık bu savaşımıza. Girmek üzereler her yere. Peki Fransa toprağına bir girsinler öyle yapalım. Bir de preemptif zaten İngiltere garantisini alsak buradan güzel olur bence. Her türlü İngiltere garantiyi atar çünkü şey, onlara. O yüzden biz şimdiden başlayalım ki attığımızda zaten çoktan garanti olsun üzerimizde. Onu da beklemeyiz fazladan. Şu bitsin hemen onu yapalım. İki tane military faktörü veriyor bu bakın gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir fokus o yüzden bunu da yapabilirsiniz. Şu zamana kadar niye yapmadık derseniz de şunu yapmayı bekletiyorduk. O yüzden yapmadık. Onu iki level engineer olana kadar bekletirseniz level 3 ve level 4'ü rushlayabiliyorsunuz. Ondan öyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu arada bu da bize garanti verecek. O zaman ben şimdiden başlıyorum bunları Justify'a. Haydi bakalım. Buradan ne alırız? White Death. Finlandiyalılar Sovyetleri yeniyor. bak yapalım abi buradan. Trağa yalnız şeyi kesin verelim. Böyle yapabiliyorsunuz bakın. Başka bir şey çeviriyorsunuz. Sonra geri geliyorsunuz. Search. Keçi ticaret. Full keçi yapmak istiyoruz zaten de. Üzda elimizde öyle bir keçi angle'ı oluşmadı. Bakalım. 25 gün kalmış zaten. Hadi bakalım. Yapalım abi. Belki de İngiltere garantisi yemeyiz bile. Göreceğiz. Mübeşin gayet kısa bir süre ama geldi. Her türlü geldi. Olsun biz zaten ona yetiştireceğiz şimdi. Yeni bir şey de bulmuşuz bu arada. Ben bunu bekleyemedim ama sıkıntı yok. Bir sonrakini de bulalım. O bir sonrakini geliştiririz bizim uçağı. Heavy bombs da yapın madem öyle. Yes aircraft designer'ımız bayağı level up oluyor bu arada şu anda. Ondan bir şeyler kazanıyoruz yani. Air Defense falan geliyor burada. Ama Ground Attack daha optimal olur bence. Tamam abi. Tamam. Hiç fena değil şu an. Bunun bitmesi lazım. Bu bittiğinde, şu da bittiğinde savaşımızı harcayacağız. Güzel güzel. Hiç fena değil şu anda. Bunları bekletiyoruz burada zaten. Bir eksiğimiz var mı diye bakıyorum. Eksiğimiz şu olur. Buna ikinci bir topçuyu niye vermeyelim ki? 24 bit oldular abi. Bakalım 24 bit deneyelim bir de. Görelim. Yüksek vit daha iyi gibi duruyor şu ana kadar gördüğümde. Bu yeni yamada. Bakacağız. Bunu da yapalım hemen. Buzu hazır yapmışken. Güzel olur bence. 4, 35. İşte bu. Declare War. Potential önemizde gözükmüyorsa zaten katılamıyor. Ve de girdik abi. Bunları yapmak isteriz ama şu anda aşırı zorunlu değil. Şunu yapmak isteriz asıl şu anda. 214 gün diyor çünkü. Gayet kısa bir süre. Engineer 3 için. Gördüğünüz gibi ittirmeye çalışıyorlar hemen Romanyalılar. Fakat biz burada izin vermeyeceğiz buna. Ve de şimdi burada Selanik'e girmek istiyoruz abi. Asıl burada Selanik çok önemli. Selanik bunların hepsinin portu çünkü biliyorsunuz. Yani aldık mı burası düşer. Yap. Tamamdır. Şimdi bu dörtlü zaten burayı temizler açıkçası. Çift sağ tıkla bu arada bir yere devam emri veriyorsunuz. Şuraya yürü sonra şuraya yürü arzında. Tamamdır. Fransa kapitülü oldu. Biz zaten agresifte yürüyormuşuz. Evet güzel. Gelin arkadaşlar agresif bir şekilde. Agresif yürüyor. Gördüğünüz gibi buraları tutuyoruz abi gayet güzel. Başta herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar niye Maraşal'e bağlı değil ya? Size bağlıyorum beyler. Maraşal de buff veriyor biliyorsunuz çünkü askerlere yani. Bu kaçırmak saçma olur. Bilmeyeceğiz. Buradan da yürümeye devam ediyoruz. Şuradan hemen ben bir sneak'leyim. Yılanlayalım şuradan. Ha böyle bir 8 division var abi. Biz division'ın görevi şurayı ittirmek olacak. Beyler. Böyle bastım. Bu maalesef orderlar birazcık bozuluyor. O yüzden Yunanistan çok mikrolamanız gereken bir cephe. Her oyunda yaptığımız için artık ezberledik ne yapmamız gerektiğini. Gördüğünüz gibi burayı zaten temizliyorsunuz rahat bir şekilde. Ondan sonra burayı kırdıktan sonra da burada da çok bir direniş yok açıkçası. Buradan sonra şurayı almayı unutmayın. Bu ikisini. Ondan sonra zaten ve girdiğinizde herhangi bir problem kalmıyor. Yalnız yukarıyı açık bırakmışsınız oğlum. Yukarıdan bak geri alacak herif yerlere. Hemen gidin geri alın. Sonrasında da bu savaşı da çok uzatmamanız önemli. Bu savaş böyle Haziran'a falan geldiğinde Aksis'e giriyor Romanya taktiğe. O zaman çok büyük sıkıntıya girersiniz yani. Onu söylemiş bulmayın. O olaya dikkat edin. Fakat bu savaş bitti sayılır bence. Bunları bakmak yerine alırsak. Bir bakmayalım alalım. Evet abi. İşte bu donanmayı da alalım. İngiltere donanmasının yanında bunlar böyle inci gibi duruyor. Ne işe yarıyor derseniz bir işe yaramıyor aslında. İngiltere donanmasını aldıysanız ama olsun biz yine de alıyoruz. 30 Division getir baba. Hop şuraya koyduk. Beyler dümdüz yarın. Eflak bu olan cephesi. <laughs> Zamanı gelmişti değil mi? Zamanı gelmişti. Bunları biraz sekizleyelim. Tamam abi hiç sıkıntı yok. Malzeme sıkıntımız şu anda neredeyse hiç yok. Şimdi ben buradan bir supply basacağım zaten size beyler. Yarın oğlum. Yarın beyler. Öncelikle buraya almamız lazım. Şurasında şuraya doğru kaymamız lazım. Sovyet sınırına çok yaklaşmamalıyız. Çünkü Sovyet sınırına yaklaşırsak Sovyetler kıllanıp bize justify atabiliyorlar. O olaydan hoşnut olmayız açıkçası hiç. Tamam abi. Research speed aldık oradan da. Aa, research bitiyormuş. Research değil aslında. Ben diğerini açmaya çalışıyordum. Ek geldi. Tamam bunu geç. Bunu geç. Tak yapalım. Bunu yaptıralım yapacağız. taklara gidecek zaten o faktörler. Şuradan da şunu yürütebiliriz. 130 political power'ımız varmış. Bununla bir infantry expert alırdık. Elimizde telefon gücü yok. ama power geldiğinde yaparız o işi. O zaman şuradan land doctrine um basayım. Yürüyün beyler buradan. Şurayı kırdık mı zaten problem kalmayacak. Hangi bir eksiğimiz var mı? Yok abi süper. Karesi de aldık. Karesi aldık. Şu Brasov'u aldığımızda abi yavaştan diğer tarafa dönebiliriz. Political, political power diyorum ya şey. Bunların bu puan olan yerleri arasında baya boşluk var. Romanya çok büyük ülke. O yüzden böyle ayırmışlar birazcık victory point'leri. Ondan victory point olmayan yerde özellikle çok ittirmesek zaten daha iyi olur. Ondan şuraya odaklanacağız yani şimdi. Gayati'ye aldık. Brasov'u da alalım. Tamam daha da buradan ittirmeyelim zaten. Burayı bırakın şimdi. Biraz burayı ittirin. şekilde dağın arkasına geçerseniz bir de olur. Dağların içine ittirmek zorunda kalmayız. Bakalım abi. Şimdi niye ordudan ayrıldınız? Göreviniz yok mu oğlum? Ve bu şekilde cephe tutuyorsunuz abi. Nedir yani bu? Bu abi cepheyi. Ama bizim çocuklar gidiyor oraya. Kaldır bizim çocuklar. alırıyoruz bizim çocuklar. Bu da aldığımızda kuluca geldiğimizde zaten kapitüle olur diye düşünüyorum açıkçası. Valla öyle olur yani. Call of Nanjing. Bir inşa etmemiz lazım. İnşaatları yaptım. Devam edelim savaşa. Kesme olayı bu yüzden çok güzel işte abi. İnşaatları izlemek zorunda kalmadınız. Nasıl? Profesör Aymar kalitesi için abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi Kingdom of Romania düşmek üzere. Düş artık. Düş artık Eflak bu adam. Vilayet olacaksın oğlum yeniden. Hadi abi geri geldin. Hoş geldin. Abort Weapons 3. O zaman banko düşmen lazım hocam. Diyecek hiçbir şey yok yani. Abort Weapons 3 de geldiyse. Allah da affetmeyiz. Değil mi? Kulucu alın oğlum hadi. Haydi beyler. Haydi beyler. diye katılabilirler şu an aksi. Allah korusun. Hadi abi. Luş. Düş oğlum düş. Düş artık. Türkiye niye bu kadar stres ya? Türkiye Ars Iron 4 oynarken bile stresliyiz abi. İşte bu. Geberin oğlum. Donanmayı da alıyorum. Hop. All screening ships. Hop. Hepsini de almıyoruz. Hepsini alırsak Sovyet abi gelir bize hesap sorar değil mi? Buradan bu üçünü bırakıyorum arkadaşlar. Yiyen yesin. Ben doydum. Tamamdır. İşte bu. İşte bu. Şimdi işte yapılacak şey Kazım Karabekir'in orduyu buraya katacağız. Bu ordunun bu saatten sonraki görevi biz burada otururken... Bizim ülkeyi koruyacaklar herhangi bir çıkarmadan. Tamam mı? Burayı bizim çocuklar kaybetmişler bu arada. Kötü olmuş. Fransa ile savaşa gireceğiz şimdi. Oradan ittirecekler üzerimize. O olayı bir şekilde çözmemiz gerekecek. Fakat ondan acili bizim donanmayı hemen ülkeden çıkarmamız lazım. Donanmayı hemen aksise yollamamız lazım. Go infection dedim. Buradan hemen bizim donanmayı yollayalım şimdi sil şuraları. Sil oğlum orayı da. birleşin abisiz. Ne oluyor abi şu an? Ama ilgi mi istiyor? Ama ilgi istiyor arkadaşlar. Tamam birleştiniz. Tamam mı? Sakin ol. Sildim orayı da. Tamam kafan karıştı dur ve gidiyoruz. İşte bu. İşte bu. Geçen sefer bunu çıkaramadım. Yüzümdeki ifadeyi görmeniz gerekir. Destansıydı gerçekten. Şimdi çıkıyoruz abi buradan. Yalım gidelim. Fransa sahillerine değil mi? Fransa sahillerinden şimdi çıkarmamıza hazırlanacağız. Uçak yapmalıyız abi birazcık. Uçak yapana kadar Faction'a e katılmayı. Faction'a katılmak değil de savaşa katılmayı düşünmüyorum. Uçaklarımızı yaptığımızda katılabiliriz savaşa. Hatta üstüne şöyle bir şey yapabiliriz. Fransa'ya kendimiz savaş açarız. Böylece Atay'ı bile alabiliriz belki. Atay'ı alamayız ama Suriye'yi alırız yani. Bu da bir düşünce. Bakacağız o işe. Yürüsünler abi bir önce böyle bir. Bu nedir? Olur. Tamam. How long will it last? Aynen abi. Bununla değil. Ne Bunu yapalım. Direkt output arttırıyorsa direkt alıyorum abi ben. Tamam. Burada şimdi supremasi bile yok. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Fahrettin Altay gel hocam. Gel usta. Gel general. Paşa diyeceğim galiba. Gel paşam. Paşamız gelsin. Şuraya bir kurulsun abi. Şuraya bir otağı kuralım Dunkirk'e. İngilizler sever burayı. Bir otağı kuralım. Ondan sonra şimdi burada aa, benim küçük küçük Naval Invasion'lar hazırlamam lazım. Burayın bir tanesi bu şekilde mesela. Sonra bunları atıyoruz. Bir bir yapacağız bunu. Neden derseniz 7 gün içinde hazır olacak o şekilde. Amacımız yani olabildiğince hızlı bir şekilde çıkmak olacak. Şimdi ben bunların hepsini izlemek zorunda kalmayın diye geçeceğim. Ama az sonra çıkarma yapmaya çalışacağız. Ne şöyle bir hamle yapacağız. Ordunun şu ordunun yarısını sileceğim. Çünkü manpower açısından sıkıntı çekmeye başladık. Öylesine eriyordu abi manpower'ımız. Birazcık bize zaman kazandırır. Popülizm basalım o ara. Nasyonalizm basalım. Bunlar bize yardımcı olur. Şimdi ise ben buraya abi çıkarma emirlerimizi çizdim. Tamam mı? Hazırız abi bu noktada şu anda. Herkes hazır. Şimdi benim savaşa katılmam ve buradaki artık donanma ne varsa onun üzerine savaşmam gerekecek. Şimdi şöyle yapacağız o yüzden. Direkt şurayı zaten açık başlatacağız. Tamam mı? Şunu da başlatacağız. Ben savaşa katılacağım. Katıldım. Cephelerime baktım. Çok da sıkıntı böyle çeken bir cephemiz yoktu açıkçası. Şimdi ise gördüğünüz gibi naval support var diyor. Demek ki demin savaşta olmadığımız için yok diyormuş. Önemli değil. Şimdi yaptığımız uçaklarımızla beraber burayı bombalıyor olacağız. Olabildiğince fazla şeylerini düşürmeye çalışacağız gemilerini. Bir yerden sonra gemileri çekecekler abi buradan. Bütün İngiliz donanmasını düşüreceğiz demiyorum ama anlık çektiklerinde gemilerini anladın mı? Anlık çektiklerinde gemilerini bir bakıyorsun ulan diyorsun biz nereye çıkmışız böyle. İngiltere'ye gelmişiz abi. Hoş geldiniz. Welcome. Hello. Gördüğünüz gibi İngiltere'ye çıktık. Elimiz ayağımıza ulaştı ama ve sildiğimizde, burayı da sildiğimizde askerlerin hepsini hazır cephe varken yollayabiliriz. Tamam mı? Şöyle yaracağız beyler. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Onlar da indi. Onlar da indiyse tamam hemen yarın arkadaşlar. Hemen yarın. Şimdi şunlara işte şimdi buradan koparabiliriz. Neden? Çünkü bunu basmak istiyoruz. 78 olsa basabilirmişiz. 78 olduğunda basarız diye yorumladım onu o zaman. Tamam abi, tamam abi. Gördüğünüz gibi hastalık gibi yayılıyoruz şu anda buraya. Ey İngiltere, hoş geldin, hoş bulduk. Geldik. Ben yürüyelim. O ülkeye bir bakacağım şimdi. Ülke yok olmuş mu diye. Hemen bir Hearts of Iron Man 4 ülke yok oldu mu çek. Hop. Tamamdır yerinde duruyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapamamışlar ülke. Gördüğünüz gibi cephelerimizi bizim dostlarımız koruyor zaten. Dostlarımız demeyin müttefiklerimiz diyelim. Enayiler çıkamadı yarım saattir. Bak tak diye çıktık. Türkiye farkı diyoruz bunu arkadaşlar. Hadi ülke farkı. Şişt. Yeni kurulmuş bu elemanlar dünyayı yöneteceklerini zannediyorlar. Geldik abi alandayız. Turan İmparatorluğunu kuracağız birazdan. Turan İmparatorluğu bitmez ha. Galaktik Turan İmparatorluğu olacağız. Uzaya bile yayılacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Gördüğünüz gibi bize silah veriyor enayiler. Eyvallah. Romanya Aksis'e katıldı. Bakın 28 Jun söylemiştim. Birbiri çıkıyor. Kain misin sen? Kain değilim ama. Çok kez kaybettim. <laughs> Açık konuşalım. Kaybederek öğreniyoruz. Yapacak bir şey yok. Bir tane istiyorum. Bir tane var. Tamam. Bir tane de bundan istiyorum. Alabildiğimiz kadar alacağız. Gördüğünüz gibi ama herhangi bir problem kalmadı. Bu noktada artık bizim uçaklarımızı... Denizi bombalamaktansa adamları bombalamak üzerine yönlendirici ve gelin. Denizi değil artık adamları bombalayın arkadaşlar. Deniz yok. Adam var. Bu olan bu. Tamam abi. Şimdi işte naval bomberlarımızın aynı zamanda CAS uçağı olmasının yararını görüyoruz. O kadar ürettiğimiz uçaklar boşa gitmemiş oldu. Şimdi CAS görevi görüyorlar. Gayet güzel. O zaman hemen şunları da yapalım. Savaş bitmek üzere zaten anladığım kadarıyla. %12 war participation'ımız var. Hiç fena değil bu arada. Hiç fena değil. Olabildiğince artırsak güzel olur. Savaş bitmeden önce. Ne oluyor orada? Niye ordunun işimize gelmesine izin veriyorsunuz dostlar? Ve hemen biz bir destek atalım. Adamlar çıkarma yapmışlar. Sıkıntı yok. Kendi ülkelerini savunamıyorlar. Bize gelmiş. Çıkarma deniyorlar. Gördüğünüz gibi. Bilter sonra düşecek. Süper bir durum gerçekten. Eğittirin. Evet abi. Bu taktik süper ya. Bu taktiği geçen sefer keşfettik. Yani uzun bir süredir allies'dı en büyük problem oyun boyunca. Full böyle şeydik. Allies nasıl yeneceğiz, allies nasıl yeneceğiz derdimiz vardı hep. Artık gördüğünüz gibi allies değil yani derdimiz. Başka dertlerimiz var artık ama bizden kurtulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi uzunca bir anlaşma yapacağız arkadaşlar. %18 war participation'da kazandık. İtalya'nın %20'si var. Yani hiç fena değil war participation'ımız. Çok güzel war participation gelmiş bize. Bu noktada birazcık konuşacağım bu elemanlarla. Biraz kavga edeceğim. Hitler'in biraz saçını yolacağım. Mussolini'nin keline vuracağım. <laughs> Bakacağız yani. Anlaşacağız arkadaşlar. Döneceğim ben. Tabii hiç fena değil. Ne, nasıl kazıklandıklarını buradan bile görebilirsiniz. Turkish Empire 53 state almış. İtalya 47 almış. Almanlar almamış mı yoksa gözükmüyor mu bilmiyorum. Almamış. Ha, 134 state almışlar. Tamam biz birazcık daha az almışız ama İtalyanları kazıklamışız gördüğünüz gibi. Bu noktada şimdi İngiltere hala hayattaysa onları bulup donanmalarını almam lazım. Donanmayı alamadık çünkü ona puan harcamadım. Onun yerine Mısır'ı aldım arkadaşlar. Kudüs'ü aldım. Güzel oldu bence havalı duruyoruz şu anda üstüne Kanada'yı aldım bu bizim gereken bir cephe açacağımız bir yer olduğu için bu gerekliydi üstüne bir de Hindistan'ın yarısından fazlasını aldım bir önceki barış anlaşmamızı hatırlayanlar çok daha iyi ayrıldığımızın farkındadır buradan neden daha iyi ayrıldık derseniz de bu sefer İngiltere'ye alırken daha fazla war participation verdi bize açıkçası değişen başka hiçbir şey yok. Çok güzel bir değişiklik olmuş o yüzden beğendim bunu. Saçma çünkü yani ben zaten İngiltere'yi tek başıma düşürmüşsem birazcık daha War Participation 5'in hak ediyordum yani. Güzel olmuş. Şimdi bu noktada Naval Bomber'ımıza hafif editleyip buna şimdi şey ekleyeceğiz. Birazcık daha CAS özelliği ekleyeceğiz. Ground Attack 8 diyor. Agility X 15. Agility 20. Niye bunu alayım ki o zaman? Allows Naval Strike. Ha. Large Bombs şey değişemedi değiştiğini görmüyorum abi şu anda ya açıkçası. Daha ağır oluyor sadece bununla. Ha, hafifliğini azalalım. Hafif pek ama. Tamam. Bir daha bundan koyun. Aa, enginelerimizi upgrade edelim. 2 engine 3. Gayet güzel enginelerimiz oldu bu arada. Bomba gibi bir uçak yaptık arkadaşlar. Ne interwar peki? Anlayamadım. Improved small airframe'i e aynı şey yaparsak çok daha güzel olur diye yorumladım. öyle yap üç 3 tane koyabiliyor muyuz? Yok. Motor yetmez diyor. Motor yeter. Motor yaptık. Hiç sıkıntı yok. Rat bombing için bir tane fazladan ekliyormuşuz ama bize kese yardım etmiyor diye düşünüyorum bu değil mi? Yetmiyor. O zaman gerek yok. Safe. Improved closer support airframe. Bundan iyi yapın ustan, Bir sürü yapın hem de. Bundan sonra saldıracağımız kişiyi seçeceğiz arkadaşlar. Fakat o zamana kadar bu bölümün sonuna geldiğimizi söylemek zorundayım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bence gayet güzel bir video oldu abi. Yapmak istediğimiz şeyleri yaptık. Birinci bölümde yapılması gerekenler. Bir, bizim ilk fetihlerimiz Balkanlar. iki Allies'i yenmek. Bu ikisini de başarıyla tamamladık. Bundan sonra yapılacak şey Sovyetlere dalmak. Sonrasında Amerika'ya dalmak. Sırasına bakacağız onun. Sonrasında Çin ve Almanya demekle. Zaten bitecek oyun açıkçası. Şu anda oyunu kapatmaya çok yaklaştık. Çok güzel bir gidiyoruz yani şu anda. Yapılacak şey öncelikle bu arada hepsinden önce. Join Axis ve şu fokuslar. Bu fokusları yapacağız arka arkaya. O fokusları yaparken bana yapacak bir şey lazım. Onu da muhtemelen ya Amerika'ya dalarak da ya da başka bir şey yaparak zaman harcayacağız. Yani o şekilde çözeceğiz. Bakalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı unutmayın. Bir önceki serimiz çok güzel ilgi toplamıştı. Gerçekten harika izlenmişti. Bu de umarım güzel izlenir. Birazcık daha güncel, birazcık daha eskisinin üstüne inşa ederek yapıyoruz ama yine de umarım hoşunuza gitmiştir. Çok eksiği olmamıştır umarım videonun. Gereksiz uzattığım kısımlarda da kusura bakmayın ama izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoydor'da geri döndük abi. Hoş geldiniz.